Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Sevgili dostlar, 2-3 gündür biliyorsunuz videolarda oyun kuşlarımı çekiyoruz. Seyrediyorsunuz hepiniz. Ben ne dedim? Posta kuşlarımız tüydeyken veya tüyden çıkmaya başlarken biz de elimizden geldiğince oyun kuşlarımızı uçuruyoruz. Hepiniz seyrediyorsunuz. Bakınız arkadaşlar, gene söylüyorum. Yatan kuşlar ama yattıktan sonra eke kuşlar, en önemlisi bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Seyrettiğiniz videolarda ona göre yorum yapın veya ona göre görün. Zaten hepiniz izliyorsunuz veya bizi uzun zamandır takip edenler kuşların yatıp tüylerini yeni düzdüklerini ve kalktıklarını ama hiçbir şey, yani özlerinden hiçbir şey kaybettiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. İki yavrumuz var, onları biladerle uçurmaya çalışıyoruz. Gene Cihan video çekiyor ama şu anda bunlar aşırı tüye girdi. Birden boşaltmaya başladılar. Ben bunları salacağım arkadaşlar. Posta kuşu videosu bekleyenler için. Ve ondan sonra da çok önemli bir şey olacak. Yeni transfer kaplanı bir dışarı bırakmaya çalışacağız ama önce bunları bir salalım. Bakalım parça parça neler olacak. Ben hemen salıyorum. Gel oğlum. İçeride kapattığımı da açayım. Gel. Hadi oğlum. Ya bunları takip et havaya çıktığında. Ver bakayım ha. Arkadaşlar bakınız, hava kapalı bir hava var ama tabii şöyle içeri göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şimdi birden tüylerini salıyor hayvanlar. Allah'ını severseniz bakın bir, gördünüz mü? Çünkü yetişmeye uğraşıyorlar, artık kış geliyor, mecbur çok hızlatmaları lazım. Bunlar hep tüy içinde kalıyor. Ben yine kümesi temizleyeceğim, tertemiz edeceğim ama bunların uçuşlarına şöyle bir bakın. Dediğim gibi yavrulardan kaplanı biraz alıştırmaya başlayacağız ki arkadaşlar, mecbur. Şu anda durumu burada. Bakınız böyle. Maşallah cin gibi kuş. Burada da çok fena tüy var arkadaşlar. Tüyden çıkmaya başlayanlar da var. Bakınız şöyle şunun gibi. Ama önce tabii ki şu tüyü de göstereyim. Beyler nasıl yetiştirmeye uğraşıyorlar görüyor musunuz? Ama oyun kuşlarım neredeyse bitirdi tüylerini. O yüzden de kaldırıyoruz zaten. Bir de şurada gördüğünüz çanaklar vardı. Yapraklara bakın arkadaşlar. Artık kış geliyor. Sarardı iyice. Ağaçlar, yaprak dökülüyor. Hepsini tertemiz ettik biraderle. Hepsini şeye hazırladık. Ne o? Yavru alacağımız döneme hazırladık. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Full tüyde hayvanlar. Şimdi ne yapalım? Biz burayı temizlerken bunlar hem uçsunlar hem de birazdan yavruları salmayı deneyelim. Yavrular da arkadaşlar güzel parlamaya başladılar. Bakın bunu erkek dedik, dişi çıktı bu. Bakınız Robin'in yavrusuna bakın beyler. Buradan da Mehmet Şengöz'e selam olsun. Mehmet, gördün mü? Diğerleri de parlamaya başladı ama yavaş yavaş. Dün bir oyun kuşumuzu salmıştık. Arkadaşlar sabah geldi. Muhtemelen kuşa bir şey daldı. Sabah, hatta öğlen üzeri geldi. Bakın beyler, ağacın sol tarafına bakın. Görüyor musunuz ekeleri? Neyse, 4 dakika oldu. Ben şimdi oyun kuşu videolarını çekip atıyorum. Oyun kuşu besleyenlerim de var aramızda. Onlar da seyrediyor. Tabii şimdi de posta güvercini besleyen dostlara şöyle bir video yapalım dedik. Hem de son durumları gösterelim. Şöyle bir göstereyim. Yağmur yağdı gene arkadaşlar. Yerler yaprak dolu. Tabii ki kışa giriyoruz. Evet, hadi bakalım birazdan görüşelim. Ben şurayı bir temizleyeyim. Bunlar uçsun. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Büyük kuşçumuz geldi. Komar'da. Komar'da. Çağır bakayım. Kuşlarımız havada. Bak ayaza bak. Bak arkadaşlar. Çağır. Çağır hadi. Gel Komar'da. Komar. Kom. Böyle yap. Isık çal. Ha, geldi. Arkadaşlar ayaz geldi. Vallahi hiç kimse kuşçu olmayacak bundan başka. Bak adamın mekana bakın beyler. Bunu kuşçu yapacağım ben. Büyük kuşçu. Ha? Çağır. Komar. Komar. Aferin. Bak geliyorlar. Gelin bakayım. Gelin. Gel. Ayaz. Gelsinler bakalım. Ya. Gel. Komar. Komar. Gel.
Ayaz. Gel. Bak Ayaz. Kumar. Arkadaşlar çok aşırı tüydeler. Şu Allah'ını severseniz tüye bakın bir ya. Bu ne arkadaşlar? Her yer tüy. Gel. Allah Allah. Bunlar niye inmiyor? Ayaz. Gel. Ha. Ayaz. Kumar. Arkadaşlar tüye bakın tüye. En çirkin zamanları. Bize de en çok iş çıkan zaman. Gel. Ayaz. Gelin. Gel. Ayaz mama verecekmiş. Ayaz mama verecek mi? Mama verecek. Kafa salla. Ya. Aferin. Bak. Hadi gel. Volkan istersen buradan yem vereyim. O versin çekelim içeriden. Gel. Haydi Ayaz. Ayaz. Evet Ayaz. Ver bakayım. Ya, yem ver. Al. 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 Komar'da. Komar'da. Komar. Arkadaşlar benim varisim bu olacak gibi. Bizim Berke'den Merke'den hayır yok ama Ayaz'ı kuşçu yapacağız. Değil mi Ayaz? Mama istiyor mu kuşlar? Ya. Aferin. Hadi bir daha ver bakayım. Komar'da. Komar. Aferin Ayaz'a. Evet beyler bunların işi bitti. Yemleyelim bunları. Bakalım büyük gün. Kaplanı salacağız birazdan. Şunları ben bir yemleyeyim içeri girip. Gel. Komar. Kam. Evet beyler. Yavaş. Ayaz ne yapıyor? Bak. Ayaz ne yapıyor? Beyler aşırı tüydeler. Vallahi billahi ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi Ayaz'la beraber yavruları salalım. Ondan sonra da Beyaz'ı içeri tutup bunları indikten sonra onu da alıştırmaya deneyelim. Ayaz bak yiyorlar. Mama yiyor mama? Al burada kalmadı. Bitti. Katak birazdan tamam mı? Birazdan kaçacağız yavrular tamam mı? Evet beyler her taraf tüy içinde gene. Biz şu kaplanı tutayım yavruları salalım. Ondan sonra görüşürüz gene. Evet arkadaşlar bakınız kaplanı elimde tutuyorum. Yeni gelen kuşumuz. Bu yavruları salacağız şimdi. Haydi bak. Kalk. Hoppa. Hadi. Beyler. Kaplanı şimdi kapatalım içeri. Kümesi temizleyelim. Bunlar indiğinde bunları da salacağız. İçeri kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Yavrularımız uçtu geldi. Bakın tarihi bir an. Bunu bırakıyorum yavaşça. Evet yeni kuşumuz. Evet. Yanına takip et. Beyler bakın. Kuş ilk defa dışarıda. Şimdi aç bıraktık beyler bakın. Eğer içeri sokarsak bugün. Bayağı da aç. Bakın dostlar. Hop. Hoppa. Gel. Bunlar da girsin. Gel oğlum. Gel. Come on. Tamam. Evet dostlar, ilk gün çok aç bıraktık ama bunları da yemleyin. Bunların işlemişsin. Ver bakalım. Evet, gördünüz mü dostlar? Bakınız, ilk iki gün yemeyen kuşa bakın. Bakın, yemeyen kuşa bakın ilk iki gün. Şimdi nasıl alıştırdık, gördünüz mü? Ama aç bıraktık bayağı, çok aç. Daha hala cızıklıyor. Ayaz? Ayaz'a bakıyor. Gel hadi. Gel. Vereceğim mi? Gel. Beyler maşallah güzel bir kaplan. Bakın Ayaz ona da verecek şimdi. Hadi Ayaz. Komar de. Komar de oğlum. Komar. Bak. Ayaz bak. Ayaz bana bak. Bana bak Ayaz. Bak. Gel. Bak. Okay. Arkadaşlar kapları görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın daha ötüyor cızık. Amca. Mehmet Cingöz, miskin belki sen bunun sesini duymuşsundur cık ötüyor diye. O yavru daha cıklıyor. Bakın arkadaşlar. Neyse buranın şeyi de bitti temizliği ama var ya arkadaşlar acayip tüydeler. Bahçe artık tüyden geçinmiyor. Bir de bunları yemleyelim şimdi. Kapları saldık. Akşam üzeri arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi aç bıraktım. Bakın orada yem yiyor. Aç bırakmazsan zaten basar gider ama
ilk 2-3 günün şeyini attı. Ne o? Tedirginliğini attı. Aşağıdan yem yemeye başladı. Buradan hiç inmiyordu aşağıya. Bakın maşallah sanki buralı gibi oldu. Gel bakalım in aşağı. İn bakalım. Evet. Bakalım yemliğe. Yemliğe de adapte oldu. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Bakın. Ama tabii açlıkla terbiye ettik. İlk 2 gün burayı yemliği falan tanımıyordu. Şu anda sulukları falan tertemiz. Artık yavaş yavaş kuşlar uçtuktan sonra salıyorum. Bırakıyorum onların yanına. Çünkü bunlar içeri girmek istediği için ama ilk etapta salsam onlarla beraber arkadaşlar kalkmaya çalışır ve gelemez. Yavaş yavaş o duruma getireceğiz. Onu da alıştıracağız ama ilk salım için iyi. O kadar açlıkta hemen yemi görünce içeri atladı zaten arkadaşlar. Yavaş yavaş da eğitiyoruz. Dostlar inşallah videolarımıza ilginizi eksik etmezsiniz. Bakın oyun kuşu videosu soruyorsunuz, çekiyorum. Tabii ki herkes posta güvercinine gönül verdiği için %80 bizim kanalımızda oyun kuşuna ilginiz biraz az oluyor ama lütfen seyretmiyorsanız bile bir beğeniyi boş geçmeyin. Çünkü artık siz kanalın daimi kanal sahibisiniz aslında arkadaşlar. Söylüyorum size. Söylüyorum. Ben her zaman diyorum. Ben kanal sahibi olabilirim ama artık benden çıktı diye. Gerçek söylüyorum. O yüzden lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Ben elimden geldiğince arkadaşlar soğuk, kar, fırtına fark etmez. Ne yapıyorum? Bakın kaplanı şöyle çekeyim size. Görüyor musunuz dostlar? Çekip anlatmaya çalışıyorum. Temizliğimiz ona keza. Yapıyoruz, ediyoruz. Bakın suluklarına tertemiz. Şimdi birazdan en son dişiler kaldı. Onları da temizleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar bu bitecek. Tabii ki de oyun kuşları videolarımız ona keza. Bu arada saatler burada alındı. Türkiye'de alınmadı arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz burada mesela bakınız 5'e çeyrek falan var ama eski saate göre 6'ya çeyrek var. Havalar çabuk kararıyor. Türkiye'de daha 5, 6, 7'ye çeyrek var. Yani 2 saat aramız var. O yönden bakalım videoları atma saatleri veya canlı yayın saatlerinde bir değişiklikler olabilir. Türkiye'ye ayak uydurmamız lazım. İnşallah bu videoda ilginiz, alakanız iyi olur dostlar. Ben tabi birazdan dişiler şimdi acayip tüydü arkadaşlar. Onlar da felaket. Onları da bir temizleyelim edelim. Ve videomuza son verelim. Bakın dostlar. Görüyor musunuz son durumları? Bakın o yeni yere bir alıştıramadım o yeni yavruyu. Hep başka kuşlar giriyor. Şuna bakınız. Daha yeni temizledim. Şu tüye bakın dostlar. Daha şimdi temizledim. Görüyorsunuz değil mi? Ama çok felaket döküyorlar. Bu da neden oluyor biliyor musunuz? Uzun zamandır karartma yaptığım için kuşlar çok geç tüye girdi. Geç tüye girdikleri için de ne oldu arkadaşlar? Şimdi hızlandırılmış bir şekilde tüy atıyorlar. O yüzden tabii böyle de birden her taraf tüy oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir 10 gün falan. Bakın kırmızının haline falan. 10 gün sonra ışıl ışıl, parıl parıl yanmaları lazım dostlar. İnşallah o günleri de çekeriz, gösteririz. Ama sağlıkları Allah'ın nazardan korusun. Yani 10 üzerinden 1000 diyeyim size. O kadar maşallah. Şöyle tahtalara vuralım. Maşallah. Çok iyiler. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Tüye bakın arkadaşlar ya. Bu ne ya? Birden boşaltıyor hayvanlar. Onun da sebeplerini anlattım. Bu mevsimde arkadaşlar ara sıra elektrolit verin dedim. Bakınız yediğiniz ıspanakları, evde yaptığınız, hanımlarınızın yaptığı ıspanakların saplarını, kalanlarını kuşlarınıza verebilirsiniz. Tabii bazı kardeşlerim pekmez falan koyuyor. Ama dediğim gibi üzüm tozu şekeri harika olur bu dönemde. Bunları hep anlattım. Sebze ağırlıklı sebze yiyorlarsa kuşlarınız verin arkadaşlar. Ama uçurmuyorsanız biraz arpayı katın. Benim şu anda yemimde arpa yok. Ben uçuruyorum şu anda. Çünkü havalar çok güzel gidiyor. Ama havalar çok bozduğu zaman salmayacağım. Bakınız nereye geliyor. Bakın arkadaşlar. Bakın ayağımın üstüne. Bunları biraz daha yemleriz. Demin videoyu çekerken az yemledik. Ondan sonra da videomuza son veririz. Ama aşırı tüydeler gördüğünüz gibi. Dediğim gibi sağlık tutmak bu mevsimde çok önemli. Çünkü artık 1-2 ay sonra eşi atacağınız için
Bunların sağlık durumuna göre alacağınız, yani bunların sağlıkları şu anda ekelerin sağlıkları sizin alacağınız yavrunun sağlığını belirler. Bunu asla unutmayın. Ona göre tedbirinizi alın. Ona göre kürlerinizi, aşılarınızı yaptırın. Ben her zaman söylüyorum, ben eşe atarken neler kullandığımı hep anlatıyorum ama şu anda durumları 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bunları yapıp ondan sonra kuşlarınızın eşe atmalısınız ki bu sağlıklı bireylerden sağlıklı yavrular almalısınız arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Gene ben dişiler bölümüne geçeceğim. Yağmur yağıyor galiba arkadaşlar. Dişileri de halledelim. Ondan sonra işimiz bitsin. Bugün küçük kuşçu ziyaretimize geldi. Maşallah iyi kuşçu olacak. Bakın dışarı top oynuyor şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın. Arkada. Her yer yaprak ve tüy arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her şeyin zamanı var. Biz de zamana ve kuşlara zamana ayak uyduruyor mecbur. Kendilerini yeniliyorlar. Arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi bu videoya da ilgi alakanız iyi olur. Lütfen iç dışarıda kendini göstermeyen arkadaşlarım için bir ricam var. Lütfen bir yorum beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Evet, ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.